Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Üç Doğu Okulu'ndan İzzet Alşan. Bu dersimizde Views menüsünü tanıyacağız. Views menüsü, grup menüsünün hemen sağ tarafında görünümlerin olduğu, görünümlere ait ayarların olduğu menümüz. Görünüşlerimiz biliyorsunuz front, top, left ve perspektif kısmı. Ve bu bölümlere ait çeşitli ayarların ve komutların bulunduğu bölüm. Bu bölümde işimize yarayacak olan komutlar var, yaramayacak olan şeyler var. Yaramayacaktan kastım şu an yeni başladığımız için yaramayacak. Yoksa normal şartlarda kullanabileceğimiz komutlar. İlerleyen zamanlarda göreceğimiz ayarlar burada mevcut. Şu an göreceğimiz ayarlar mevcut. Biz şu ana odaklanalım ve belli başlı komutları gördükten sonra diğer menülerimize geçelim. Views menüsü altında Undo View Change ve Redo View Change. Belki Undo ve Redo kısmından bu komutların ne anlama geldiğini tahmin edebilirsiniz. İleri geri ama burada biliyorsunuz Ctrl-Z, Ctrl-Y yaptığımızda ileri geri alabiliyorduk komutlarımızı. Yaptığımız bir işlemi geriye alabiliyorduk. Burada da görünümlere ait ileri ve geri işlemleri söz konusu. Burada hemen bir tane box oluşturalım sahneye. Basılı tutuyorum ve yukarı kaldırıyorum. Komuta tıklıyorum sol tuş mouse'umuza ve W komutuna basarak move komutunu aktif hale getirdim. Ekranda şöyle biraz uzaklaştım. Ve şöyle ekranda dönüyorum. Bir önceki açımıza geri dönmek istersek Views menüsü altından Undo View Change ya da kısa yolu Shift Z arkadaşlar. Bu komutu kullanabilirsiniz. Bunun altında arkadaşlar Viewport Configuration altında Viewport Purview is Settings bölümümüz var. Buraya daha sonra bakacağımız bölümlerden bir tanesi. Ben komutları açıyorum. Şimdi göreceksek anlatacağım. Şimdi görmeyeceksek geçeceğim arkadaşlar. Sadece anlamlarını söyleyeceğim. Viewport Configuration menümüz var. Bu menü altında da viewportumuza yani ekranımıza ait, ekran ayarlarımıza ait çeşitli değişiklikleri yapabileceğimiz bölümler mevcut. İstatistikler, region, save frame bunlar ne anlamlara geldiğini tek tek söyleyeceğim daha sonradan. Ekran ayarlarının olduğu bölüm. Aynı zamanda şuradan tıklayarak da Configure Viewport bölümüne gelerek aynı bölüme gelebiliyoruz gördüğünüz gibi. Kapatıyorum. Views menüsü altına tekrardan geçelim. Redraw All Views komutumuz var. Redraw All Views komutu da arkadaşlar şöyle anlatayım sizlere. Sahneyi oluşturduğunuzda ve sahnedeki objelerinize rotate, işte yani döndürme, büyütme ve hareket komutları verdiğinizde sahnenizde herhangi bir düzensizlik olduğunda, düzensizlikler meydana geldiğinde sahnenizi yenilemeye yarayacak arkadaşlar. Hemen altta Set Active Viewport komutumuz var. Set Active Viewport'ta aktif ekran arkadaşlar geçişleri yapıyoruz. Biliyorsunuz P perspektifti, otografik komutu, front komutu. Örneğin F'ye bastım ya klavyemden F'ye basarak ya da T'ye basıp tap ekrana geçerek geçişler yapabiliyordum ekranlarım arasında. Burada tekrardan gelelim. Set Active Top View dedim mesela gördüğünüz gibi. P'ye bastım perspektife geçtim tekrardan. Views'a geldim. Gördüğünüz gibi buradan değiştirebiliyorum. Kısa yolları bu şekilde arkadaşlar. P, U, F şeklinde gidiyor. Şimdi biz burada normalde 4 tane ekranımız aktifken rahatlıkla geçiş yapabiliyoruz ama aralarında komutlara basmadan mesela. Tap ekranına geçtim. Tıklayarak F'ye geçtim ama front'a geçtim. Ama Alt W yaparak yani aktif ekranımızı büyüttüğümüzde bu geçişleri biz kısa yollar aracılığıyla sağlıyoruz. T'ye basıp tap ekranına geçiyoruz. Atıyorum F'ye basıp front ekranına geçiyoruz. Şuradan takip edebilirsiniz. L'ye bastım left ekrana geçtim. U'ya bastım otografik ekrana geçtim. Görüyorsunuz. Şöyle hareket ettiğimde görebiliyorsunuz. P'ye bastım da tekrar perspektif ekranıma geldim. Yine Views menüsü altından View Cube menümüz mevcut. View Cube'de şu sağ tarafta görmüş olduğunuz komutumuz arkadaşlar. Buradaki komutumuz şöyle göstereyim sizlere. Şuradaki aracımız. Bu da ekranlar arasında yine görünümler arasında geçiş yapmamızı sağlıyor. Bakın şu şekilde. Buradaki ev butonuna bastığınızda perspektife geri dönüyor. Başladığınız noktaya aslında bakarsanız. İlk açıldığı noktaya. Buradan hemen bakalım. String Wells komutumuz var. Shift W'dur kısa yolu bunun da. Şöyle Shift W'ye bastığımızda çıkacaktır. Ekranda çalışabileceğimiz bir kısa yol aracımız diyebiliriz arkadaşlar. Buradan Orbit'e tıkladığınızda basılı tuttuğunuzda döndürebiliyorsunuz. Hemen pen aracına tıkladığınızda ekranda gezebiliyorsunuz. Atıyorum Walk dediğinizde şu şekilde hareket edebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Bunun gibi komutlar arkadaşlar. Center diyebiliriz. Hemen merkeze aldı gördüğünüz gibi. Çarpıya basıp kapatıyorum. Bunu da dilerseniz kullanabilirsiniz. Size kalmış. Hemen alt tarafta Create Physical Camera From View Ctrl-C komutu.
Onun da altında Create Standard Camera From View şeklinde iki tane komutumuz var. Bu ikisi çok önemli. Max'in eski versiyonlarında 2015 ve öncesinde CTRL-C komutunu yaptığınız zaman fiziksel kamera yerleştirmiyordu. Doğrudan standart kamera yerleştiriyordu. CTRL-C'yi biz neden kullanıyoruz? Beğendiğimiz bir açı var. Render alacağız. Açıyı belirledik. Beğendiğimiz açıyı, görünümü. Ve o açıyı sabitlemek adına kamera yerleştiriyoruz. Bu kamera yerleştirme işlemini CTRL-C yapıyorduk 2015 ve önceki versiyonlarda. 2015'in üstünde, yani 2016 ve diğer versiyonlarda ise CTRL-C komutu standart kamera yerine arkadaşlar fiziksel kamera yerleştiriyor. Çünkü Max'e daha sonradan fiziksel kamera geldi. Max'in kendi bir fiziksel kamerası geldi. Bunu yerleştirebiliyoruz. Yani CTRL-C yaptığınızda, örnek veriyorum, bu açıyı beğendiniz. Ekranda döndüm. Şu açı hoşunuza gitti. Buraya bir de şuradan tipat çizdim. Bu açı hoşunuza gitti. Ve siz bu açıya kamera yerleştirmek istediğinizde CTRL-C komutuna basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi fiziksel kamera geldi. P'ye basıp perspektife geçtim tekrardan. Bakın fiziksel kamerayı görebiliriz. Diyelim ki ben şu açıyı beğendim. Örneğin. Ve ben buraya standart kamera yerleştirmek istiyorum. Bu durumda da gelip Create Standard Camera From View yaptığımda standart kamera yerleştiriyorum. Standart kamera ve fiziksel kameranın farklarını artık kameralar dersinde göreceğiz. Kameralarla ilgili yaptığımız derste. Şimdilik detaylı bahsetmiyorum. P'ye basıp tekrar perspektife geçtim. Hemen alt tarafta Show Material in Viewport As komutumuz var. Bu materyallerimizle alakalı. Şu anlık geçiyorum arkadaşlar. Materyali sahnede gösterme ile alakalı. Işıklandırma ve gölgelerle alakalı komutlarımız var. Bunları da geçiyorum. X-View komutumuz var. Burada Show İstatistik şu an için bizi ilgilendiriyor. Tamam mı? Show İstatistik arkadaşlar kısa yolu 7'dir klavyemizden. Bastığınızda şuradaki alan açılır. Şimdi buradaki alan arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Şu alan. Sahnemizde bulunan poligon sayısını şöyle poligon sayısı ve vertex sayısını göstermekte. Şurada FPS ise frame per second anlamına geliyor. Saniye başına frame anlamında. Bu bilgiler yer alıyor arkadaşlar. Bizim sahnedeki poligon sayımız şu an 1036'ymış. Vertex sayısı ise 538'miş. Bu bölüm neden önemli? Örnek veriyorum, çok yüklü bir sahne hazırladığınızda bilgisayarınız kapatabiliyor kendini. Yetersiz gelebiliyor ama siz bunun farkında olmuyorsunuz. Aslında poligon sayınız çok yüksektir. Bu durumda 7'ye basarak poligon sayınızı görebiliyorsunuz sahnede. 50 milyon mu, 10 milyon mu, artık kaç milyona kadar çıkmışsa sahneniz, bunu görebiliyorsunuz. Şurada bakın, hareket ettiğimde de 421 değerini görüyoruz şurada. Bakın ekranda şöyle döndüğümde 600 değerini görüyorum şu an, 700 değerini. Sahneniz yüklenmeye başlayınca, yüklenmekten kastım çok fazla obje olmaya başlayınca, yani sahnede poligon sayınız artmaya başladığı zaman, mesela bir tane sifir oluşturayım sizlere. Bu sifirin segment sayısını arttırdım. 28. Şeyiniz, buradaki vertex sayınız ve poligonunuz yükselmeye başlayınca, bu istatistik değeri arkadaşlar, FPS oranınız da düşmeye başlıyor. Çünkü ekranda hareket etmek zorlaşıyor. Bilgisayar oyunu oynayan arkadaşlarımız bilirler. FPS sayınız ne kadar yüksek olursa oyunda daha rahat hareket edebilirsiniz. Takılmadan oynayabilirsiniz. Buradaki FPS oranımız da yüksek olmalı her zaman. Bunun için de iyi bir ekran kartınız olmalı. Ve biz bu ekran kartlarından da GTX serilerini, Nvidia'nın GTX serilerini öneriyoruz. Örnek veriyorum, GTX 1080 şu an ve daha üstü sürümler var. Bunları kullanırsanız daha yüksek FPS alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da sizlere dipnot olsun. Ekran kartında AMD'nin kartlarını pek fazla önermiyoruz. İşlemcilerde şu an AMD önerebiliyoruz. Ryzen işlemciler. Bu konuya daha sonradan değineyim. Şimdi Viewport Background Alt B'dir kısa yolu arkadaşlar. Şuradan görebilirsiniz. Configure Viewport Background komutumuz. Burada da yine ekran performansı, arka fon, layout kısımları var. Yine aynı yer arkadaşlar. Yani bizim şuradan artıya basıp Configure Viewport'a tıkladığımız yer. Aynı şekilde. Tabii Alt B'ye bastığımız vakit bizi ilgilendiren bölümü açılıyor. O ekrandaki bizi ilgilendiren neresi? O da Background bölümü. Yani aynı menüyü açıyor ama aynı menü altındaki o sekmelerden bizi ilgilendiren kısmı açıyor arkadaşlar. Views menüsü altından devam edelim. Burada Show Transform Gizmo ve diğer komutlar, animasyonla alakalı bizim komutlarımız arkadaşlar. Şu an için görmeyeceğiz. Burada Expert modumuz gösterelim şöyle. İlerleyen zamanlarda inşallah bu programda ustalaşmaya başladığınız zaman
Bol bol kısa yolları kullanacaksınızdır. Bu kısa yolları kullanırken bakın menülerimizin çoğu gitti. Ctrl X komutu şu şekilde. Kısa yolları kullanarak ve ekranı daha geniş kullanarak çalışmalar yapıyor. Usta modu diyoruz bu modu arkadaşlar. Zaten expert'in anlamı usta demek. Usta modunda bol bol kısa yol kullanarak çalışmalar yapıyorsunuz. Bunun tabi işte dediğim gibi programda uzmanlaşmaya başladığınız vakit, kısa yolları ezberlemeye başladığınız vakit kullanabilirsiniz. Şimdilik Ctrl-X modunuz kapalı kalsın. Bunun dışında bazı arkadaşlarımız yanlışlıkla tıklıyor arkadaşlar. Mesela Ctrl-C yapacakken ya da Ctrl-V yapacakken yanlışlıkla Ctrl-X'e basıyor. Ve ekrandaki şu menülerimizi kaybedince panik oluyor. Hata olduğunu düşünüyor programda ya da işte bir şeyleri sildiğini düşünüyor. Bu konuda Ctrl-X'i deneyerek sorunun bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını görebilirsiniz. Yani menülerinizin kaybolmasının, buradaki araç komut panelimizin, sol taraftaki Scene Explorer panelimizin kaybolup kaybolmamasının sebebinin Ctrl-X olup olmadığını, expert modunun olup olmadığını deneyerek anlayabilirsiniz arkadaşlar. Vivis menüsü de bu şekilde. Bir sonraki dersimizde diğer menülerimize bakacağız. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.